Has tavuk hayatın tadını sunar. Günaydın, 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 günaydın sevgiyle, saygıyla, güzellik, gülücük, mutluluk ve bu sabah daha da fazla onurla günaydın. Hoş geldiniz. Hayatın tadındasınız. Olay televizyonundasınız. Çok güzel bir sabah, çok anlamlı bir sabah, çok onurlu bir sabah bizi bekliyor. Tabii ki her sabah onurumuz var ama bugün çok özel bir gün. Bir kutlamanın arifesindeyiz. Ne kadar kutlasak az olacak. Cumhuriyeti kutlayacağız. Yarın sabah canlı yayınımız olmadığı için bu kutlamayı tabii ki erken değil. Her gün kutlasak, her gün kutlansa yine de az dediğimiz tatta çok değerli bir konuk ve sizlere yap yapacağımız aktarımlarla kutlayacağız. Efendim ayrıca meme kanserinde farkındalık ayını da atlamıyoruz. Hemen o bilincimizde sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz. Artık son günlerdir. Haftanın sonuna hızla yaklaşıyoruz. Bugün haftanın son günü olduğu için canlı yayında pazartesi günde tabii ki size sunacağım bunu ama bu haftanın son gününde meme kanserinde farkındalık ayında farkındalık yaratmak için bir kez daha afişimizi göstermek istiyorum sizlere. Belki siz, belki çevrenizdeki sevdiklerinize bir faydanız dokunup farkındalık yaratabilirsiniz. Erken teşhisle belki de bir hayatı canlandırabilir, renk atabilirsiniz. <laughs> tekrar tekrar hoş geldiniz. Haberlerimiz çok fazla değil ama mutlaka üzerinde durmamız gereken iki tane haberimiz var. Hayatın tadı başlıyor ama olabildiğince hızlı geçeceğiz ki Cumhuriyet, Cumhuriyet tarihi ve Atatürk'ü dinleyeceğimiz çok değerli bir konumuz olacak. Zeyno'm günaydın. Günaydın canım. Canım benim. Kırmızıyız bugün. Kırmızıyız, coşkulu bir kırmızıyız. Coşkulu, onurlu, gururlu bir kırmızı. Evet. Ee, hemen şunu da belirtelim. Eğer yarın olsaydı programımız, canlı yayınımız yarın kutlardık ama... Evet. Çok enteresan bir şey var. Hemen onu da altını çizmek istiyorum. Sosyal medyada çevrede herkes 2-3 gündür kutlamaya başladı bile. Tabii. Böyle bir coşku var farkındaysanız. Çok huzur verici, çok mutluluk verici, keyif verici, onurlu bir coşku var. O yüzden biz de bugün canlı yayınımız olduğu için asla es geçmeyeceğimiz Cumhuriyetimizi kutlayacağız. E bugünün önemi var tabii efendiler yarın, yarın cumhuriyeti cumhuriyet. ilan edeceğiz diye. Süpersin benden çok yaşayacaksın. aslında. <laughs> Şöyle dönüp sana diyecektim efendiler yarın ha, cumhuriyet <laughs> Harika Zavi çok güzel oldu. Ama bugün onun için biz bugün, başladık. Evet onun için çok önemli. Aslında biraz sonra gelecek olan öğretim üyemizin de anlatacağı üzere çok ciddi bir örgü. 28'inde ilan ediyor tüm e, yol arkadaşlarına, ekip arkadaşlarına yarın kutlayacağız diyor ama o örgüyü dinlediğimizde Tabii. nasıl bir işleniş olduğunu, çocukluğuna Çok dair hatta buna dair. Anılarının olduğunu bile söyledi. Konuğumuz onları açıklayacağım dedi. Ben çok heyecanlıyım ve çok meraklıyım. Çok keyifli, çok keyifli olacak. Çok güzel çok şeyler keyifli. anlatacak. Biz böyle dinleyeceğiz. Ben hiç konuşmayı düşünmüyorum. O yüzden burada hepsini konuşayım ben. Oraya geçince susayım. Ben oturun. de yemeği yapmayı düşünmüyorum. Dinleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> çok güzelsin canım benim. Şimdi iki tane haberimiz var. Birisi e, dün sabah verirken çok yerli yerinde e, tabii ki sınırımızı aşmadan, saygı sınırını aşmadan, adaletle ilgili yorumlarımızı yaparken, ülkeyle ilgili yorumlarımızı yaparken yapıcı olarak yaptığımız eleştirinin karşılığını yayından çıkar çıkmış almış olmanın huzurunu yaşıyorum efendim. Tekmeci saldırganın tahliyesine itiraz geldi. Şu anda efendim itiraz Sebebiyle serbest bırakıldı artık Özgür bir, bir başka otobüse binip bir başka metroya binip tekmeci şort giymiş ya da mini elbise giymiş bir kadına tekme atabilir gibi bir eğilim söz konusu değil. Biraz daha huzurlu dolaşabiliriz evet. bu aralar. Bu haber çok güzel ve çok değerli bence. Önce bu haberle başlayalım. Hemen ardından yine dün programın çıkışında WhatsApp grup arkadaşlarımdan birinin yönlendirmesiyle öğrendiğim acaba mı? Bu ıı, yanlış bir haber olabilir mi? Sosyal medyada bazı dönen dolaşan haberlerin gerçekliği ile ilgili tereddüt yaşıyorsunuz. Olabilir mi, olamaz mı diye düşünüyorsunuz. Çünkü çok fazla şey olabiliyor. Fakat resmi olarak da yayınlanmış bir haber var ki bu haberin içeriği çok önemli ve çok nettir. Hepimizi, tüm ülkeyi ilgilendiren bir konudur. O yüzden aktarmak istiyorum izninizle. Türk Toraks Derneği Başkanı Profesör Doktor Fuat Kalyoncu, Musul'da yakılan kükürt fabrikası ve ateşe verilen petrol kuyularından çıkan dumanların beklenen rüzgar ve yağmur ile ülkemizde acil halk sağlığı sorunu yaratma tehlikesine dikkat çekti. Dernek Başkanı Profesör Doktor Kalyoncu, kükürt dioksit bulutlarının Güneydoğu illerimizde insan sağlığı üzerine doğrudan etkilerinin dışında bu kirleticinin yağmurla birleştiğinde sülfürik asite dönüşeceğinden toprakta oluşturacağı riske dikkat çekmek istediklerini, tarım arazileri, bitki örtüsü ve hayvanların da tehlike altında olacağını ifade etti. Net bir haberdir sevgili izleyenler. Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu Başkanı Doçent Doktor Haluk Çalışırsa bölgeye yakın sınır illerimiz Şırnak ve Mardin'in risk altında olduğunu Beklenen rüzgarın kükürt dioksit gazı ve diğer zehirli bileşikleri taşıyacağı, bunların da akut solunum sistemi hastalıkları dışında kalp krizleri, felç, inme, akciğer hastalıkları ve kanser gelişimine yol açabileceği uyarısında bulundu. Haberin devamında yapılan hükümet tarafından, yetkililer tarafından açıklamalar var. Yetkililer diyorlar ki şu anda bir tehlike yok. Evet, bu doğrudur, gerçektir. Bu haberleri örtbas etme gibi bir şeyimiz yok. Tabii ki gerçekleri yansıtacağız diyorlar. Fakat bir kanalda canlı yayında konuşan Sayın Kaynak, Başbakan Yardımcımız Veysi Kaynak şöyle diyor: Acil bir tehlike oluşması halinde gerekli tedbirler alınacaktır. Vatandaşlarımız uyarılacaktır ama şu anda acil tedbir gerektiren bir nokta yok diye açıklamada bulunuyor. Açıklamada budur. Belki haberlerde izlediniz, belki gazetede okudunuz ya da belki benim gibi sosyal medyada da farkına vardınız, farkındalık yaşadınız. Ama lütfen bilin, bilincinde olun. Böyle bir tehlike var. Sevdiklerimizin olduğu bölgeler olabilir ama sadece onlar da değil. Bu doğa olayları biliyorsunuz bütün ülkeyi değil bütün dünyayı bile saracak şeylerdir. Ama bize çok yakın olduğu için bizim yaşadığımız topraklara çok yakın olduğu için çok temkinli olmak çok araştırmak ve farkında olarak yaşamamız gerekiyor. Burada efendim 1. 31 Ekim meme kanserinde farkındalık ayı gidin erken teşhis işte sebepler bunlardır. Konuklarımız geliyor şu olmalı bu olmalı böyle yaşamalıyız şöyle tedbir almalıyız diye anlatırken İçimize içimize e, nüfuz edecek tehlikeleri görmezden gelerek yaşayamayız. Her şeyin bir mantığı var. Bu yüzden lütfen farkında olarak yaşayalım. Meyve sebze alımında, hayvansal gıdaları tüketirken evet. bunların hepsi çok önemli. Kaynakları, gelen kaynakları. Gerekiyorsa pipiriklilik değil, abartı değil, gerekiyorsa aldığınız şeyi incelettirin canım. Bu kadar basit. Çok zor bir şey değil bu. Yaşamsal önemi olduğu için altını çizerek söylüyorum. Yaşamsal önemi olduğu için bu çok önemli Doğru, bir haberdi. Diyorsun, çok önemli. Evet. Hatta dün Zeyno'cum programdan çıktıktan evet. sonra seninle de paylaştım. Hı hı. Bakıyorum. Sosyal medyada evet. herkesten böyle bir uyarı gelmiş Geldi bakıyorum adam. Allah Allah diyorum olabilir mi acaba? Komplo teorisi olabilir evet, mi? Evet yine, yine şey abartılıyor için, mu diye düşündüm. Diye düşündüm ben düşündüm, düşündüm işin açıkçası ama işin ciddiyeti saatler geçtikçe ortaya çıktı ve bu kadar ciddi bir konuda da mutlaka programımızda sizinle paylaşmak zorunda ve sorumluluğunda olduğumuzu düşündüğüm için paylaştım. Teşekkür ediyoruz. Çünkü önemli bir abartı. Geçmişte onunla ilgili biliyorsunuz sıkıntılar yaşandı. Çernobil'den falan ülkemizde belli oldu Karadeniz'de. Ama evet. Evet. Yani işte. çıktı. Çıktı. Ee, yok böyle bir tehlike falan derken işte sonrasını gördük. Oranları görüyoruz çünkü kötü. yaşanmışlıklar var. Bu da farkındalık yaratıyor. Şimdi çocukluğunuzdaki Tabii. kanser hastalık vakalarıyla şu andaki hastanelerin doluluk oranlarını karşılaştırmak bile bu olayların gerçekliğiyle ilgili bir ölçüdür. Gözümüz kapalı değil neticede. Bunun için ilim irfan sahibi de olmaya gerek yok. Sadece evet. her zaman dediğimiz gibi gözümüzü açarak bakmak, Aynen. farkında olmak yeterli sevgili izleyenler. Doğrucaz. Biz de görevimizi yerine getirmiş olduk. Çok güzel görünüyorlar. Evet köfte haftasının son gününde güzel bir köfte yapalım dedi. Malzemelerimi sayıyorum sen düşünürken. Evet. Haşlanmış patatesler onlar. Ee, kıymamız var tabii ki. Kaşar peyniri, irmik, tereyağı, salça, domates ve soğan var. Hmm. 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 Şimdi patates nişasta, nişasta ile irmik tutucu özellik taşıyabilir. Haşladığın için... <laughs> <laughs> Yakında şey kimya deneylerine falan başlayacaksın diye düşünüyorum. Haşladığın için onları ezeceğini düşünüyorum. Hı hı. E, nişastayla patatesi e, birlikte kullanacağını düşünüyorum ama yok olmaz. Bence e, pardon, 20 irmi, 20 sen köftede kullanırsın. Evet. Yes. İrmiği köftede kullandın. Patatesle de kaşardan e, ya içine ya dışına ya üstüne sossal bir şey yapacaksın. Evet. Salçayı da kullanarak. Evet. Köftelerin üzerine belki kaşarlı patatesli ya taban evet. yapacaksın ya üstüne yapacaksın. Evet. Ne oldu? Yaklaşık. Evet ama o değil. <laughs> Yo, mantık olarak doğru. Ben biliyorsun köftenin içinde ekmek çok sevmiyorum. Biliyorum. Ya ince bulgur koyarım ya irmik koyarım. Ee, o değerini de yükseltiyor biraz. Bir de daha da rahat oluyor. Sevmiyorum yani o ekmek işini. Yumurtayla uğraşmayı sevmiyorum. Böyle olduğunda çok rahat. Ee, köftemizde sadece irmiğimiz ve baharatlarımız var. Başka bir şey koymayacağız. Ee, güzel bolca baharat koyacağız. Ee, göbekli bir köfte yapıyoruz biz. Göbekli köfte adı. Patateslerimiz ezilecekler böyle hafif ortalarına kaşar peynirleri konulacak onların etrafına da köfteler sarılacak ve onun için hem ortaları göbekli e, içi köfte gibi hem ortaları göbekli hem de bunlar bir tepsiye yerleştirilirken lezzetini oradan alsın diye ortasına bütün halde bir soğan koyacağız dörde bölüp o lezzetini oradan verecek kenarlarına üstlerine domatesler konulacak. Tereyağı ve salçası üstüne verilip fırında güzel güzel bir mahap pişecekler. Senin bir yaklaşımın var ya ben bazen böyle kendimi kaybedip abarttığım zaman yapma bunu. Yapma sakın yapma. Sakın. Şimdi ben de yapma bunu. Sakın yapma. Bak beni çok zorluyorsun. <laughs> evet. Bu kadar zorlama <laughs> Bu kadar zorlama. Yapma bunu Zeyno. Ama ben şöyle hani sen e, tedbir amaçlı böyle gözlerini belertirsin ya Öyle yapma bunu o kadar Sakın. değil. Bir fren yaparsın ben de ya da <laughs> ne, de şöyle, yaptın diye. ne yaptın Ne <laughs> yaptın? Ben de şöyle diyorum Zeyno yapma. yapma Acıtırıyorum kendimi. Ben ama böyle Zeyno ne olur yapma. Yapıyorum. <gülüyor> <bunu>. <gülüyor> çok tatlısın. Çok lezzetli olacak. Zeyno. Evet çok güzel olacak. Zaten bir şey ikimiz yaptı. de patatesi de çok severiz ama Allah ben bu beslenme programında söyledim sana evet. hiçbir şey böyle sonsuz yiyemiyormuşum. Oldukça fazla yiyoruz biz sevgili izleyenler. Yani beslenme programı değiştirdik diyet falan diyoruz ama bu bayağı bir yeniliyor. Bayağı böyle yağlı mağlı falan salçalı tuzlu yiyoruz. Ama ben hiçbir şeyi tek çeşit yiyemediğimi fark ettim. Sana söyledim ya patates ve peynir dışında. Yani sonsuz bir şekilde peynir evet. yiyebildiğimi fark evet. ettim. Ve Patatesin patates. de sonu olmadığını fark evet. ettim. Patates candır. Ne kadar çok canımız var farkındasınız. Ceviz. Bir can, iki can, üç can. Ceviz, soğan ne bulursak peynir her şeye can diyoruz. Biraz iştahlıyız galiba Zeynep. I. Hayır yaratılmışların hepsi çok güzel çok diye güzeldir. ben bir uhrevi yapayım da ya, bize şey olmasın mal olmasın bu. <laughs> Biz top oynardık küçükken can, can tuttum falan da bir de yakar evet. topta vururduk böyle. Can tutarsın. Evet yani aklıma geldi işte. Güzeldi can. ama. Nasıl? Ben, ben can. <laughs> ben de Ercan Bu çok iyiydi <laughs> Ve karşınızda Ercan <harcam. gülüyor> Çok güzel sevgili izleyenler Çok güzel çok keyifli çok mutlu bir sabah İnşallah öyle başladı öyle de bitsin çok değerli bir konuğumuz var. Konu muhteşem. Alacak götürecek bizi ama tabii ki sporumuzu unutmuyoruz. Bu sezondaki formatımız her sabah size hareketi sağlamak, hareket etmenizi sağlamak. Hemen ayağa kalkıyorsunuz. Sevgili güzel Nurgün size şöyle güzel bir spor hareketi bölümü yapacak. Çok uzun değil. Bir an önce harekete geçin. Bir 10 dakika kadar sporumuzu yapacağız. Sonra da konuğumuzdayız. Herkese günaydın. Hayatın Tadı programında sabah sporuna yine başlıyoruz. Hadi mini mini adımlarla ayağa kalktıysak başlayalım. Küçük küçük adım atıyoruz. Bugün kısa ama çok tempolu bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Ona göre kendinizi ayarlayın. Nefes alıp vermeyi unutmayın. Bacaklarımız ısınsın. İyice kolları döndür. Şöyle bir yapak ısınsın. Tam tersine. Şimdi bacaklarımı birleştirdim. Öne doğru esniyorum ama esnerken minik minik adımlarla öne doğru da yürüyorum. Küçük küçük, yarım adım, yarım adım öne doğru yürüdüm. Bacakların arkasını iyice hisset. Şimdi geriye doğru küçük küçük adımlarla yürüyorum. Uzan. Her uzandığında bir adım geri. Şimdi uzanarak yana açıyorum bacaklarımı minik minik adımlarla esne öne. Diğer tarafa esne. Bugün tempolu, kısa süreli bir çalışma yapacağız. Esne. Önde. Ve toparlan. Şimdi küçük küçük yine adımlarımı yaptım. Yana adım atıyorum, sonra diğer yana. Parmak ucundayım ve topum yere değmeyecek şekilde küçük küçük adımlarımı attım. Bunu yaparken çapraz kolumu öne uzatacağım. Beş, evet. uzan, dokuz. Ve son. Küçük küçük adımlarımı yapıyorum. Şimdi dizimi karnıma çekerken ellerimi aşağıya doğru indiriyorum. Geriye basıyorum ve uzanıyorum yukarıya. Çektim karnıma. Bir. İki. Üç. Uzan yukarıya. Dört. Beş. Altı. 7 8 9 ve son. Diğer tarafı yapıyorum. Dizimi karnıma çekerken kollarımı indiriyorum. 1 2 3 4 5 6 uzan yukarıya yiyece. 8 9 ve son. Küçük küçük kadınlarım yaptım. Şimdi bacaklarımı bir sağ bir sola yana gergin bir şekilde açıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son. Düz adım yaptım. İyi bir yağ, yakıcı egzersizdir bu kısa ama tempolu bir çalışmadır. Şimdi bacağımı yukarıya kaldıracağım. Kaldırdığımda elimi altında birleştiriyorum ve geriye basıyorum. Bir. Bu sefer yanları açıyorum kolları. 2. 3. 4. 5 6 iyice aç kollarını 7 8 9 ve son değiştirdim diğer bacağım altta birleştirdim ve geriye basıyorum 1 2 3 4 5 6 iyice çek. 7 8 9 ve son. Şimdi ellerimin üzerinde şınav pozisyonunda yerden destek alarak çalışacağım. Önce ellerimi göğsüm hizasında yere koyuyorum. Ayaklarımı geriye doğru basıyorum. Şınav pozisyonundayım. Bekle. Bunda dik durmaya özen gösteriyorum. Ne kalçayı çok yukarıya kaldırıyorum ne de aşağıya indiriyorum. Düz. Sık karnı. Bekle. Bazen durarak da egzersiz yapabiliriz. Dizlerini yere koy. Ve esne. tekrar yapıyorum bu sefer bunu yaparken sadece sağ bacağımı yukarıya kaldırmaya çalışıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son dizlerini koy yere ve esne Bu sefer sol bacağım için aynı şeyi yapacağım Hadi, 1, yukarıya kaldır, 2, 3, bunu yaparken dik durmaya çalış, 5, 6, 7, 8, 9 ve son. Esnedim. Tekrar ortada, son kez durabildiğim kadar duruyorum. Nefes sonuna kadar ver, karnın sık, sırtın dümdüz olsun. Başını aşağıya ya da yukarıya kaldırma. Dümdüz dur. Karın kasın, bel kasın, sırtın, tüm vücudun çalışıyor. Şimdi geriye doğru esne. Şimdi ayağa kalktım. Kısa bir egzersiz demiştik. Kısa ve tempolu bir egzersizin en kısa halini yaptık. Öne doğru esnedim. İyi de iyice bacak kaslarımı esnetiyorum. Bu yaptığımız çalışmayı 2 ya da 3 set tekrarlayabiliriz aynı şekilde. Ama ilk günler tek set yapmamız yeterli. Bacağımın dışını esnetiyorum. Bacağımın üstünü esnetiyorum. Diğer bacağım. Üstüne esnetiyorum. Her egzersizden sonra mutlaka iyi bir soğuma yapmak gerekir. Kaslar yorgun olacağı için sakatlanmaya çok müsait olurlar. Yana iyice esne. Egzersiz yaptıktan sonra stretching esnetme hareketlerini yapmayı asla ihmal etmeyelim. Yana esne. Ellerim geride. Göğüs kaslarımızı esnetmeyi hiçbir zaman ihmal etmiyoruz. Bacak arkamız, göğüs kaslarımız, boyun kaslarımızı mutlaka her zaman esnetmeye özen gösteriyoruz. Yana doğru başımı esnettim. Diğer elimi aşağıya doğru basıyorum omuzdan aşağıya basarak gerginliği hisset. Çapraz önde. Diğer taraf. Önde. Başım tamamen önde. Ve geride. Tempolu spor sabahında bugün bitirmiş bulunuyoruz. Herkese iyi günler. Kolay Televizyonu'nda hayatın tadında. Açılışta da söylediğim gibi her sabah olduğu üzere gayet mutlu, gayet enerjik, gayet pozitif ama farkındalıkları yaşayarak hazırladığımız programımızda daha onurlu, daha keyifli ve daha bilgili, bilgiyle donanacağımız bir program. Hem sizi hem bizi bekliyor. Ben çok keyifliyim. çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü anlatılacak, konuşulacak o kadar çok şey var ki Atatürk'e ve Cumhuriyet'e dair. i̇şte bu yüzden hemen sayın konuğumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Uludağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılıkları. Trab Tarihi Bölüm Başkan Yardımcısı Öğretim Görevlisi İsmail Aslan Han stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum <laughs> beni kırmadığınız için, konuğum olduğunuz için. Ee, onur duyduk efendim. Sağ olun. Siz sağ olun. Çok teşekkürler. Hocam aslında konu o kadar güzel, o kadar kapsamlı. Günlerce anlatsak, günlerce program yapsak yetecek gibi değil ama. Konuya geçmeden önce böyle kısacık da olsa sizi tanıyarak başlamak istiyorum ben. Biraz kendinizden söz eder misiniz bize? Evet, e, ben İsmail Arslanhan. Bursa'ya 1983 yılında Bursa Erkek Lisesi'ne tarih öğretmeni olarak atandım, geldim. Çok güzel. Evet, aslında Adanalıyım, memleketim Adana. Ama şimdi hanım köylüyüz tabii <laughs> Bursa'da yaşıyoruz 34 yıldan beri, eşim Bursalı. Çok güzel. Ee, 4, yaklaşık 3 yıl erkek lisesinde çalıştım, sonra Uludağ Üniversitesi'ne inkılap tarihi okutmanı olarak sınavla geçiliyordu o zaman. Ee, işte Yaklaşık 31 yıldan beri de Üniversitede. üniversitedeyim. Anlatımlarınız bir duayen olduğunuzu biliyorum. Aldığım e, öğrencilerden, çevrenizdeki diğer öğretim görevlisi arkadaşlarınızdan. olsunlar. Söz <laughs> <kardeşlerimiz. gülüyor> konusu Cumhuriyet ve Atatürk olunca çok güzel anlatımlarınızın olduğunu hemen şunu da belirtmek istiyorum. Efendim ses tonumuz da son derece bariton ve etkileyici. Tam tarih öğretmeni Atatürk'ü anlatacak, Cumhuriyet'i anlatacak bir donanıma sahip ses var. Çok teşekkür ederim. Evet. Genelde müzik bölümü öğrencileri bunu şey yapar, gözler. Hocam ses renginiz evet. harika diye. Ben de bir radyocu Sağ ol, gözüyle. Siz, siz de fark ettiniz onu. Evet efendim. Bir tiyatrocu, bir radyocu olabilecek <laughs> renkli bir sesiniz var. Evet, teşekkür ederim. Ee, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok özel bir konu. Çok anlamlı bir konu. Ee, ne kadar az önce de söylediğim gibi ne kadar konuşsak ne kadar anlatsak ne kadar bilinç oluştursak azdır. Bizim jenerasyonumuz Atatürk ve Cumhuriyet konusunda daha donanımlı yetişmiş bir jenerasyon. Ee, 70'lerden sonra 80'lerde eğitim görmüş olan jenerasyonların içerisinde olduğum için siz erkek lisesinde Öğretmenlik görevinizi icra ederken, ben de Çelebi Mehmet Lisesi'nde okuyordum. Keşke denk gelseydim de. Ben kendi, bu arada kendi tarih öğretmenimi de saygı ve sevgiyle hatırlamak istiyorum. Olca Yakan'dır. Tarihi bana sevdiren insandır. Çünkü ne güzel. tarih çok kıymetlidir. Evet. İnkılap tarihi de kıymetlidir. Bütün tarih çok kıymetlidir. O yüzden ben dedim ya, ben konuşmaya mı susmuyorum hocam. Ben susayım lütfen. Estağfurullah. <laughs> Sizin anlatacaklarınız çok daha değerli. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle e, Tabi Cumhuriyetimizin 93. E, yıl dönümünde e, Böyle bir fırsatı Bana verdiğiniz için Konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum e, Sizin de ifade ettiğiniz gibi Atatürk ve Cumhuriyet e, Söz konusu olduğunda Anlatacak çok şey var e, Burada e, bir saatlik Stüdyo programları falan, asla, asla yetmez. yetmez Çünkü ben e, 30 yıldır üniversitede anlatıyorum Anlatıyorum bitmiyor, bitmiyor. Ee, öğrencilerim çok iyi bilirler yani 90 dakika bizde e, time ile artı 3 artı 4 ile hocam diğer dersimiz başladı falan diye öğrenciler itiraz ederler ama keyifle e, dinlerler e, blok derslerimizi. Çünkü bitmiyor gerçekten insan e, yıllar geçtikçe işte birikiminden daha çok faydalansın öğrenciler şunu da duysun. Belki bu kitabı okumazlar bunu da öğrensinler diye e, biraz detaylandırıyorum herhalde onun için. E, bitmiyor evet. Şimdi e, izniniz olursa ben sen, e, sen. söz konusu cumhuriyet e, tabii ki e, cumhuriyet öncelikle e, bir devlet biçimi yani devlet biçimlerini e, ifade ederken de egemenliğin kullanılış şekline göre biçimlendiriyoruz yani egemenliği bir kişi kullanırsa işte monarşi bir aristokrat grup kullanırsa oligarşi gibi şimdi e, egemenlik millet tarafından kullanılırsa işte bu biçimsel olarak cumhuriyet özünde demokrasi, demokrasi. olarak ifade ediyoruz yani egemenliğin e, e, milletin ya doğrudan kendisi tarafından veyahut da seçtiği vekilleri aracılığıyla, aracılığıyla. E, kullandığı e, sistem Tabii böyle bir sisteme Türk milletinin gelişi çok yeni. Yani daha 100 yıl bile olmadı evet. kavuşmamız. biz monarşi geleneğinden gelen bir milletiz. milletiz. İşte Selçuklu, Osmanlı daha öncelerine gitmek istiyor istemiyorum. ağırlıklı olarak monarşidir. Şimdi tabii bizim Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurlu yurttaşlarıyız ve bundan da büyük keyif alıyoruz, iftihar ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nden önceki devletimiz Osmanlı Devleti'ydi. Osmanlı Devleti'nin e, özellikle 15. yüzyıldan itibaren Avrupa'da başlayan e, değişime, gelişime önce çok fazla ilgi göstermemesi. Belki kendisinin gücünden, her şeyinin donanımlı olmasından kaynaklandı ama zamanla bu ara açıldı. İşte Avrupa'da coğrafi keşifler, rönesans, reformasyon e, efendim işte aydınlanma dönemi, akılcılığı, Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi derken Avrupa bu arayı ciddi şekilde açtı. Biz bunları aşama aşama kabullendik. Mesela Lale Devri'nde işte Avrupa'nın bizden ileri gittiğini kabullendik. Bu bir kırılma noktasıdır. Sonra ne yaptık? İşte cılız da olsa Batı taklitçiliği başladı Osmanlı Devleti'nde. Bunun bir sosyolojik ve ekonomik zemini olmadığı için, e, takdir edersiniz, çok da fazla beklenen fayda hasıl olmadı. İşte bu süreç e, gerileme döneminde e, padişahların işte e, bazı kendine özgü düşünceleriyle şekillenmeye çalıştı. Ama onları da çok fazla suçlamamak lazım. Çünkü e, devletin kontrolünü elinde tutan başka unsurlar vardı. Mesela bir Yeniçeri gibi bir ulema gibi yani istiyorsunuz. Yapamıyorsunuz. Hı hı. Ya Yeniçeri engel oluyor veyahut da ulema caiz değildir dediği zaman yapamıyor yani padişahlar. Farklı güçler Tabii. olduğu için. yani iktidardasınız ama muktedir değilsiniz. Değilsiniz. Yani genç Osman'dan itibaren işte malumunuz... Ee, yeniçeri baskısı vardır. 200 yıla yakın Osmanlı Hanedanı üzerinde. Bunları dizilerle çok güzel öğrendik. <laughs> evet maalesef. Tarih kitaplarından öğrendiklerimizi dizilerden çok evet. güzel öğrendik. E, bu demek ki e, tarihi diziler daha çok yapılmalı. Yapılmalı. Belgesel tadında olursa Kimsiz daha iyi olur evet. tabii. Şimdi efendim e, bu aşama aşama konuşmak gerekirse e, 19. yüzyıla gelinceye kadar bizim ee, Avrupa'ya çok da fazla e, olayların mahiyetini anlayarak bir şeyler yapma şeklinde bir yaklaşımımız söz konusu değil. Orada ne olup bittiğini de çok fazla bilmiyoruz. Yani Fransız ihtilalinin olduğunda bizde 3. Selim ilk defa şey yapıyor. Avrupa'da elçilikler araştırıyor. Yani Avrupa'yı biz yakından ancak ondan sonra tanımaya başlayacağız. Tanımaya başlayacağız. Ee, bu baya bir gecikmedir. Tabi Fransız ihtilalini pas geçmişiz. Fransız ihtilalinin olumsuz sonuçları bize yansımaya başlayınca ona karşı tedbirler geliştirmeye başlamıştı ama çok geç. Mesela bizde Osmanlı Osmanlı'nın hukuk devleti olma yolunda attığı adım ilk adım Tanzimat'la başlarsa hı hı. Tanzimat bile Fransız ihtilalinden 50 sene sonra. Sonra. Yani uyanma başlamış, ayrılıkçı hareketler başlayınca buna önlem ve arayışı içerisine giriyor Osmanlı. O zaman için de 50 yıl çok uzun bir süreç. Hani şimdi için insana çok Kolay dile kolay Tabii, geliyor. Tabii. Hızlı ama... bir değişim Tabii. ve dönüşümün yaşandığı bir süreçte işte, 50 yıl çok uzun bir çok süre. Uzun süre. Ee, i̇şte Osmanlı Devleti'nin dağılmasını engellemek için bunlar düşünülen hal çareleri. Ama tekrar ediyorum yani bunun bir e, sosyolojik zemini yok. Hı. Neden? Çünkü insanlarda okuma yazma yok. Eğitim. Eğitim yok. Ee, ekonomik düzen ona göre e, dizayn edilmemiş. Doyumluk bir tarımla, doyumluk bir hayvancılıkla, kendi yağıyla kavrulan insanlar yani batıdaki liberal sistemin kuralları bizde işlemiyor. işlemiyor. Batının liberal kuralları bizi zorlamaya başlayınca bu sefer hiperenflasyonlar tanışıyoruz, tanışıyoruz, işte paramızı devalü ediyoruz. Bir yığın sorunlar yumağı yani. Tanzimattan istenilen e, fayda hası olma çünkü insanlar artık uyanmaya başlamış. Zaten yüzyıllar içerisinde Osmanlı'nın vergi politikasında bunda etkisi var dipdiri canlı milletler vardı yani bizim şeyimiz içerisinde Tabii. hakimiyet alanımız içerisinde. Tebaamız diyoruz ama aslında onlar çok farklı unsurlardı. İşte ulus devlet modası başlayınca Fransız ihtilalinden sonra onlar da bu modaya ayak uyturdu. Yani evet. e, neden yapıyorsunuz demek şansımız yok. Artık padişahın tebaası olmak o insanları kesmiyor. E, kendi ulus devletlerini kurup kendi kendilerini serp ve idare etme e, şeyine kapıldılar. E, modasına modası. kapıldılar. Aslında e, bu moda en son bize de geldi. Yani Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin kurulması da bir anlamda Fransız ihtilalinin bir yansımasıdır. Bir yansıması. Çünkü baktık ki e, kimse kalmamış, herkes dağılmış. Osmanlı Devleti'nin içerisinden 30-40'a yakın devlet çıkmış. Yani netice itibariyle biz de e, artık Anadolu Türklüğü'nün kaygısına kapıldık. Kapıldı. E, yani Atatürk gibi bir şansımız oldu yani büyük ikramiye Türk millet için Kesinlikle. Atatürk ee, Anado gelen evet, Anadolu Türklüğünün kurtulması kaygısına kapıldık 19. yüzyıla dönüyorum tekrar yani 19. yüzyıldaki o çözülmeye çare tanzimat olmadı, saat ferman olmadı birinci meşrutiyet olmadı İşte arada bir takım kesintiler olsa da e, olayları önleme adına yani o akış o süreç hep devam etti 20. yüzyılın başına geldiğimizde, yine Abdülhamit'le girdik hı hı. biz 20. yüzyıla. 20. yüzyılın başına geldiğimizde bizim dışımızdaki dünyada da bir takım konjonktörler değişti. Mesela İngiliz Kralı 7. Edward'la Rus Çarı 2. Nikola'nın Talin görüşmeleri, eski adıyla Reval görüşmeleri. Osmanlı Devleti üzerindeki politikalarında Rusya'yı serbest bırakması İngiltere'nin. Bu çok önemli bir husustur yani ondan sonra bir bakıyorsunuz Osmanlı Devleti hızlı bir parçalanma sürecine girmiş. İşte Trablos Karbon kaybedilmesi, Balkanların 550 yıllık topraklarımızın birkaç hafta içerisinde elimizden çıkması. Kesinlikle. Yani biz de ne olduğunu anlayamıyoruz bir anda öyle bir hızlı süreç yaşanıyor. Çok hızlı bir süreç Aynı, birinci yani 1911 yapacağım. Balkan şey evet. e, Trabzskar, 1912 birinci Balkan, 1913 ikinci Balkan, 1914-1918 arası birinci Dünya, Dünya Savaşı, Savaşı. E, zaten birinci Dünya ile birlikte Osmanlı Devleti fiilen ya yani bitti yani. Evet. Mondros mütarekesi gibi e, bir ateşkes anlaşması aslında bir teslimiyet anlaşmasıdır. Yani o anlaşmayı ya e, barışın gelmesi, savaşın bitmesi adına imzalamış olsak da. Ee, onu imzalama talihsizliğini yaşayan da şeyin Rauf Orbay'dır. Hayatı boyunca onun e, bir anlamda utancıyla da yaşamıştır. Ne büyük sorumluluk. Çok büyük talihsizlik Ertan. ama şöyle de bir şey var e, Şeyda Hanım. De ki ben gittim imzaladım benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapacaktı. Hükümet emir verdi. Sen evet. dedi. Evet, kabak mesela. benim başıma patladı diyebilirsiniz ama mesela Rauf Bey öyle demiyor. Diyor ki işte Limni'ye giderken bu kadar sevinçli döneceğimi bilmiyordum diyor. Ne oldu hayırdır zafer mi kazanı yani? İşte çok iyi koşullarda anlaşma imzaladık. Beni bir mağlup taraf değil, eşit seviyede bir devletin temsilcisi gibi gördüler falan. Yani değerlendirmeler çok inandırıcı değil. Belki de talihsiz açıklamaları i̇şte, o sorumluluğu kesinlikle. onun üzerine veriyor. Ee, mesela o 25 maddelik Mondros Ateşkes anlaşmasına baktığın zaman bizim lehimize bir an, bir madde yok yani orduların terhis edilmesi, silahların düşmana teslim edilmesi değil. yani içeriğine girmek istemiyorum şimdi. Evet. Ama hakikaten bir teslimiyet anlaşmasıdır. Rauf Bey böyle değerlendirirken mesela Mustafa Kemal tam tersini söylüyor. Yani gerek yoktu 25 madde ediyor sadece 7. madde ülkenin tamamının elimizden çıkması için yeter artardı. Yeterliydi. Yani bu bir mahvoluşun belgesi, bir teslimiyetin belgesi. Artık Osmanlı Devleti'nin bittiğini gösteriyor. Yani zaman zaman işte sanki Osmanlı Devleti'ni Cumhuriyeti Kur'anlar yıkmış gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Doğru değil yani bu. Kesinlikle. Osmanlı Devleti adım 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 önlenemeyen bir yıkıma doğru gitti. Ve en sonunda e, yıkıldı. Aslında Cumhuriyeti Kur'anlar o enkazın içerisinden yani Türk milletine yeniden hayat veren insanlar. Hayat verdiler, yeşerttiler yani, aslında. Kesinlikle. Yaşamı yeşerttiler. Şimdi... E, Tabi Mondros Mütarekesi de bizim açımızdan bir e, önemli dönüm noktasıdır. Bir kırılma noktasıdır. Mütarekeden önce mütarekeden sonra gibi de bir ifade kullanılır. Şimdi mütareke e, imzalandıktan e, yaklaşık iki hafta sonra zaten itilaf donanması 55 parça gemiyle savaş gemisi yani bunlar içi asker dolu e, İstanbul'u işgal ediyorlar. Aynı dönemde hükümet Ahmet İzzet Paşa hükümeti e, Mustafa Kemal'in ...yıldırım orduları, grup komutanı olduğu bir dönem bu. Zaten çok kısa, hı hı. bir hafta 10 günlük bir görevdir. Alman kurmay subaylar şeye çağrılınca Almanya'ya... E, ...tabii onlar görevlerini Türk subaylarına hı hı. devrediyorlar. Liman von Sanders Mustafa Kemal'e bu görevi devrediyor. Görevi i̇şte Mustafa Kemal'in güçlü ellerine bırakıyorum falan diyerek... ...iltifat da ediyor eksik olmasın. E, İskenderun'dan asker çıkartmak istiyor İngilizler. Mustafa Kemal buna engel olmak istediği için... Terhisler e, öncelikli olarak şeyden başlıyor yani yıldırım ordularından başlıyor. Gerçi bunların isimleri çok e, çarpıcı gelebilir yıldırım orduları yıldırım falan Ordu. hepsi enkaz. yani kadroları boş efendim perişan olmuş dağılmış e, askerler ve başbakan Ahmet İzzet Paşa aynı zamanda harbiye nazırı Mustafa Kemal'e İngilizlere engel olmamasını istiyor Mustafa Kemal İngilizlerin oraya çıkması için bir neden yok diyor efendim e, işte Bunlar ordumuzu bir tuzağa düşürmek isteyecekler Halep'in kuzeyinde diyor. Yiyecek kendi askerlerine erzak götürmeleri kesinlikle bahane. Yani olaylar çok net çözümleyen bir insan. Yani realist bir insan. Gördüğünde söylüyor. Hı hı. Tabii hükümetin hoşuna gitmiyor bu durum. Kendilerine kriz yaratacağı için e, Yıldırım orduları ediliyor. Mustafa Kemal'e seninle daha yakın çalışma içerisinde olmak istiyorum diyerek de biraz iltifat kokan bir cümleyle İstanbul'a çağırıyor Başbakan Tabii siz olsanız ne yaparsınız yani 36 yaşında genç Efendim dinamik istikbalde çok şey vaat eden bir insansınız ve başbakan sizi daha yakın çalışmak üzere İstanbul'a çağırıyor Tabii ilk trenle Mustafa Kemal İstanbul'a geliyor geldiği tarih 13 Kasım 1918. Hı hı. Geldiğinde gö gördüğü manzara çok dehşetengiz bir manzara. İstanbul'a aynı gün işte o itilaf donanması girmiş. Yani Haydarpaşa karındasınız, karşıya geçemiyorsunuz. Zaten sizi karşılamaya da bir arkadaşınız gelmiş. Ee, Ferit Talay, Doktor Ferit Atatürk'ün çok samimi arkadaşı. Hayırdır Ferit diyor, ne oluyor diyor. Dur anlatacağım diyor Ferit Bey. İşte pencerenin kenarına gidiyorlar. Bakıyorlar ki manzara gerçekten o kara dumanlarını salarak İstanbul üzerine kabus gibi çökmüş. Ee, çok görgüsüz bir seremoniyle yani Kız Kulesi açıklarından böyle kıyı yalayarak neredeyse geçiyor e, gemiler. Beşiktaş koyuna gidiyorlar. Toplarını saraya çeviriyorlar falan. Bu e, bekleyiş sona erdikten sonra tabii çok öfkeleniyor Mustafa Kemal. Yani siz inanılmaz. anlatırken bile ben e, çok etkileyici anlatıyorsunuz. Çok özürlürüm sözünüzü kestim ama yaşıyorum. <laughs> onların onların hissettiklerini anlamak inanın. İnanın zor ben de değil. sanki bir filmi anlatır gibi anlatıyorum. Evet, Çünkü farklı. bunu yıllardan beri ben de hep yaşadım, yaşıyorum yani. E, ha, empati yapıyorum daha evet, doğrusu. Doğru yani olacak. ben Çanakkale'de mermilerin çarpıştığı, kurşunların havada çarpıştığı bir cehennemden çıkıyorum. Efendim İstanbul işgal edilmesin diye yani böylesine destansı bir zaferi Mesela. kazanan e, insan olarak 3 sene sonra geliyorum ki benim koruduğum uğruna 250 bin askerimi feda ettiğim İstanbul işgal edilmiş. Evet. Yani ne, ne düşünürsünüz siz olsanız? Zaten e, yaveri Cevat Abbas Bey dayanamıyor, gözyaşlarını tutamıyor. Paşam diyor biz bunun için mi mücadele ettik? Mustafa Kemal lider insan. Lider nedir? Lider herkesin korktuğu yerde korkmayan, herkesin ürktüğü yerde ürkmeyen, ne bileyim üşüdüğü yerde üşümeyen insan. Çözüm olan insan. Evet. Yani duruşu çok önemlidir. Yaverinin elini omzuna koyuyor, diyor ki üzülme. Gelirler, geldikleri gibi giderler. giderler. Tabii gözyaşlarını silen e, Cevat Abbas Bey, inşallah paşam, inşallah size kısmet olacak bu diyor. Bakacağız diyor Mustafa Kemal. Geldi ama... Daha arkadaşı Ferit Bey'in söylediği ilk cümlede hayal kırıklığı. Hükümet istifa etmiş. Nasıl olur yani böyle bir şey? Beni İstanbul'a çağıran başbakan daha ben yoldayken istifa etmiş. Acaba bana Harbiye Nazırlığı'nı mı verecek diye aklınızdan geçerken daha hala bir şeyler yapılabileceğin umudundadır. Bakın Mustafa Kemal Osmanlı Devleti'ni yıkan değil tam tersi son ana kadar onu yaşatmak için böyle mücadele can hıraş mücadele eden. Trablus'a gönüllü gidip savaşan, ne bileyim Birinci Dünya Savaşı'nda böyle e, Çanakkale'de, Doğu Cephesi'nde, Suriye Cephesi'nde bulunan... E, hatta bakın o tarihte daha 13 Kasım'da İstanbul'a gelirken bile hala bir şeylerin yapılabileceğini, umudu um, taşıyan bir insan. evet. Hayal kırıklıklarıyla geçen bir altı ay İstanbul'da kalıyor, işgal altındaki İstanbul'da. Şimdi bazıları buradan bir mana çıkartmaya çalışırlar işte. Mustafa Kemal'i acaba İngilizler niye tutuklamadı bu 6 ay içerisinde? Niye tutuklasınlar? Mustafa Kemal iddiaçı değil bir kere. Yani başlangıçta iddiaçılarla birlikte yola çıkmıştır. Hatta belki kurduğu bir vatan ve hürriyet cemiyeti daha sonra iddiaat terakkiye katılmıştır. Enver'le başlangıçta birlikte hareket etmiştir ama sonra yolları Yollar ayrıldı. Yollar ayrıldı. Mesela ben size şöyle söyleyeyim. Ee, hangi görüş ayrılıktan yolları ayrıldı? Ee, 1909'da Meşrutiyet'in, ikinci Meşrutiyet'in daha ilk senesinde Edirne'de bir kongre var. Ee, İttihat Terakki'nin kongresi. Mustafa Kemal yani o kongrede diyor ki biz askeriz. Bırakalım şeyleri, e, siyasetçilere bırakalım Meşrutiyet'i, e, onlar, onlar yönetsinler. Biz asker olarak diyor siyaset yapacaksak askerliği kim yapacak diyor. Mantıklı bir soru değil mi sizce evet. Enver Bey hayır diyor meşrutiyeti biz getirdik onu biz koruyacağız. İşte bu halka mal edilmesine çalışmak dururken Kişisel, askeri evet. askeri bir güçle koruma altına alırsanız o uzun ömürlü olmaz o evet. sistem. Bakın Mustafa Kemal'in e, haklılığı Balkan felaketiyle yaşandı ortaya çıktı. Asker ciddi anlamda politize olmuştu. Hiçbir varlık gösteremedi. Göstereyim. 300 bine yakın asker perme perişan oldu. Şimdi... Aynı Mustafa Kemal bakın görüşlerinde ne kadar e, haklı ve doğru olduğuna inanıyor ki Cumhuriyeti kurduktan sonra 3 Mart 1924'te ne yapıyor? Erkan Harbiye Umumiye vekaletini kaldırıyor ve üniformalı milletvekili arkadaşlarına diyor ki e, milletvekili yapacaksanız üniformayı çıkarın askerlik yapacaksanız kışlarınıza gidin. Bu da bir ayrışma noktasıdır. İşte bazı arkadaşlarıyla Kazım Karabekir, Ali Fuat falan, Refet Bele gibi arkadaşlarıyla da... ...bazı küskünlüklerin başlangıcıdır. Küsecek daralacak bir şey yok. Mustafa Kemal doğruyu söylüyor. Yani e, bu bir sivil rejim olacak. Asker askerliğini yapacak. siyasetli siyasetçiliğini yapacak. Yani Mustafa Kemal de üniforma kendine yük olmaya başladığını anladığında... Hiç çekinmeden, tereddüt etmeden askerlik mesleğinden de, yani çok sevdiği askerlik mesleğinden de, 3. Ordu müfettişliği görevinden de istifa etmeyi bir an tereddüt etmedi. Çünkü demokrasi söz konusu. Çünkü söz milletin olacak değil mi efendim? Tabii efendim. Yani başlangıcından itibaren bazı düşünceler Mustafa Kemal'de bu hep şeydir. Lise yıllarından beri, bakın lise yıllarından beri Jean-Jacques Rousseau'yu, Montesquieu'yu, Voltaire'i okuduğundan beri işte benim aradığım sistem bu diyen bir insandır. E, milli egemenliğe e, aşık bir insandır. Hayatın her aşamasında bunu dile getirecektir. Hatta demin ki bahsettiğim Kongrede bile ne diyor biliyor musunuz Şeyda Hanım? Bizim sorunlarımız o kadar e, yani onarılmaz bir hale geldi ki meşrutiyet bile yetmeyecek. Göreceksiniz aslında cumhuriyet ilan etmemiz gerekir diyor. Bu ne diyor falan cinsinden çok fazla. Tepki alıyor. Tabii o yıllarda tepki alıyor. Alıyor. Ama e, Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti bir gecede ilan ettiği şeklindeki bir e, yaratılmaya çalışılan algı da doğru değil. Mustafa Kemal gençliğinden beri Cumhuriyetçi. Ama e, zamanı gelmeden, mekanı e, oturmadan e, hiçbir şeyi önceden söylemiyor. Yani çok ciddi bir strateji uzmandır. Onu söyleyeyim. Her şeyi zamana bölerek şey yapıyor. Yani onun stratejisi zaten... E, aklına koyduğu, yapmak istediği bir şeyi gerçekleştirmek için kendisini neler alıkoyar? Önce onları ortadan kaldırır, zaten yol kendiliğinden açılır diyor. Şeyi de budur yani hayat stratejisi, formülü. Mustafa Kemal'e biliyorsunuz 9. Ordu müfettişliği görev verilecektir. Yani bu da inanılmaz derecede sakız gibi sündürülen, işte bir taraflara çekilmeye çalışılan e, konulardandır. E, yani e, İngilizler e, Pontus e, çetelerinin e, Türk halkını katletmesi gerçeği ters çevrilerek e, İngilizlere rapor ediliyor. Türkler sanki e, Karadeniz'de bir katliam yapıyormuş gibi. Onlar da hükümeti sıkıştırıyor. Hükümet zaten bütün ikbalini, istikbalini, geleceğini e, İngilizlerin hoşgörüsüne endekslediği için... Teslim etmiş. Yani, yani öyle bir durumda olduğu için... E, İngilizleri gücendirmeme adına Hemen bu sorunu çözmek istiyor Yani kafalarında o kadar büyütüyorlar O kadar şey yapıyorlar ki Şaşırmış vaziyetteler E kimi gönderelim de bu sorunu çözsün e, Sorunun üstesinden gelecek e, Liyakatta kalibrede adam da yok e, Mustafa Kemal'in şey yapacaklar mecburen Yani Mustafa Kemal e, iddiaçı değil Savaş suçlusu değil Yani itham edilecek bir şey yok Geçmişi başarılarla dolu bir insan Padişah tarafından, Vahdettin tarafından da Yaveri Fahri ilan edilmiş zamanında Suriye'deki orduyu kurtardığı için. Yani sicili temiz bir asker. Bazı kuşkular yok mu? Var. Neden? Çünkü Mustafa Kemal iddihatçı değil ama padişahçı da değil. Yani bunu onlar da biliyor da yapacak başka da şey yok. Yani seçecek başka insan yok. Mustafa Kemal seçilmiş böyle bir görev verilmiş ve görevin ehemmiyeti özellikle Vahdettin tarafından bile Mustafa Kemal'e paşa paşa devlet Ali Osman'a çok hizmet ettin ama bundan sonra yapacağın yani gideceğin görev çok mühim diyor. Padişah o kadar korkuyor yani. İngilizlerin gücenmesin, İngilizlerin şikayet ettiği bir konu ortadan kalksın diye olayı inanılmaz derecede gözünde büyütmüş. Yani Mustafa Kemal'in bu olayın üstesinden geleceğine olan inancını güvenini ifade ediyor. Mustafa Kemal Tereddütler yaşıyor. Yani, acaba padişah kandırıldığını mı anladı? Benimle samimi mi konuşuyor? Ama e, yorum yapmaktansa itimada teşekkür ediyor. Gereğini yapacağım diyor. Gereğini yapacağım ama ne yapacağım göreceksiniz. İşte tahsis edilen bandırma vapuruyla çünkü kara bağlantısı yok, ulaşım yok. Yani yol yok memlekette o zamanda. E, bandırma vapuruyla e, Samsun'a 3 günlük bir yolculuğun ardına ulaşacak. Şimdi Samsun'a vardıktan sonra gönderdiği ilk rapor şeydir. bölgedeki anarşinin kaynağının Pontus çeteleri olduğudur. Hükümet ilk şoku orada yaşıyor zaten. İngilizler yalan söylüyordu. İngilizler yalan söyler mi? E söylüyor işte. Gerçeği hakikat, ben görüyorum. Evet. Hakikat öyle değil. Tabii Samsun güvenlikli bir yer değil o zaman. İngiliz askerleri var, Pontus çeteleri var vesaire. Mustafa Kemal Havza'ya geçecektir. Şimdi havzaya geçmesini biz hep bir strateji olarak görürüz belki Anadolu içlerine doğru girişi ama aslında biliyor musunuz Mustafa Kemal o sırada ciddi anlamda böbrek sancısı çekiyor. Hı. Ya Mustafa Kemal'in e, herkes süpermen gibi düşünüyor ve o da bizim evet, gibi her insan gibi, efendim, gibi e, o hastalıkları, hastalıkları var yani tabii ki. E, İşte o böbrek rahatsızlığı Karspada tedaviye gitmişti zamanında. Alman doktorlar demek ki tam tedavi edememişler geçmemiş doktoru işte kaplıca tedavisi falan da önerdiği için Havza'ya geçişin bir takım maddi sebepleri de var böyle. Ama birazcık kendini iyi hissedince Havza'da halka diyecektir ki İzmir işgal edildi. Efendim bugün İzmir, yarın memleketin tamamı oturma zamanı değil. E ne yapalım paşam? Kalkın, ayağa kalkın. E, Protest edin işgalleri. Telin, kınama, mitingleri düzenleyin. Hani Mustafa Kemal güya İngilizlerin şikayet ettiği eli silahlı Türk çetelerini ellerinden silah toplamaya gönderildi belki ama tam tersi uyuyan halkı uyandıracak, gerekirse silahlandıracak. Yani böyle bir kulvara giriyoruz. 22 Haziran 1919'da Mustafa Kemal Amasya'da milli mücadelenin en önemli kilometre taşı hatta günümüzün mana ve önemine de e, Başlangıç teşkil eden ünlü ihtilal beyannamesi olan Amasya Genelgesi'ni yayınlıyor. Yani. yani vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir. Yani niçin savaşalım diyene işte en büyük gerekçe. Sebep Va budur. Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikede. Daha Bundan önemli daha önemli şey. ne olabilir? Tamam size ne? Padişah var, hükümet var. Ha, İstanbul hükümeti üzerine aldığı vazifeyi yapamamaktadır. Bu durum milleti yok olmuş gösteriyor. Yani hükümet yapsa görevini zaten problem yok. Bana da gerek yok. Ama hükümet görevini yapmıyor. Peki ne olacak şimdi? Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracak. Bu cümle aslında altı çizilecek cümle. Hocam, bu cümlenin altını bir kez daha çizer misiniz? Milletin Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu ne demek? Millet artık kendi geleceği hakkında kararı kendisi verecektir. İp kopuyor şahsi egemenlik yerine artık milli egemenliğin tuğlaları örülmeye başladı. Harikasınız. Şimdi burada küçücük bir virgül koyuyoruz hocam. Koyuyoruz. Çok güzel anlatıyorsunuz. Lütfen hiç hızınızı kesmeyin. <laughs> Ama reklam arası girmek tamam. zorundayız. Tamam. Sevgili izleyenler, bu güzel bilgiler reklamlardan hemen sonra devam edecek kısacık bir ara. Hasta sunduğu hayatın tadı devam edecek. Has Tavuğ'un sunduğu hayatın tadı devam ediyor. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Olay televizyonunda hayatın tadındasınız. Yarın cumhuriyet ilan edilecek. İşte o tarihsel süreç biliyorum ki çok zor kısacık programa sığdırmak ama yine de sizlere aktarmaya çalıştığımız çok saygıdeğer hocamızın anlatımıyla Sizlere aktarmaya çalıştığımız o süreç devam edecek ama bu arada tabii hayatın tadı da lezzetiyle de devam etmek durumunda biliyorsunuz. İşte bu sebeple Zeyno'm de çok yol kat etti. Zeyno'cuğum ne durumdasın? Kırmızı beyaz mı o yemek? Evet <laughs> tabii ki. <laughs> Tüm bayramı yaptın. Tabii ki. Ee, çok keyifli bir sohbetiniz var. Çok keyifle dinliyorum ben de. O sırada yemeğimi de yapıyorum. Ee, yönetmenimiz gösterdi aşamalarını zaten. Ee, fırına bir atmıştım. Bir 5 dakika kadar kaldı tekrar çıkardım. O arada ne yaptık? Köftemizi sadece yoğurduk. Köftemizde de sadece ve sadece irmik ve baharat var. Biraz su serperek yoğurdum içinde irmik olduğu için. O dinlenirken haşlanmış patateslerimi ezdim. Onları şöyle bir e, hafif yoğurdum. Hiçbir şey yok onda da yine sadece tuzumuz var. Patateslerin ortasına e, küp küp doğradığım kaşarlarımı yerleştirdim. Onları da beze haline getirdiğim köftelerin içine koydum. Parça parça elimi ıslatarak kapattım. İçlerinde e, <laughs> patates ve kaşar peyniri var. Onları bir tepsiye dizdim. E, 250 derecede yaklaşık bir 5 dakika kaldı. Şimdi fırını 220 dereceye indireceğim. Üzerinden salçalı suyunu gezdirdim. Domateslerini koydum tereyağını koyuyorum. Şimdi de yerleştireceğim fırına. Harikasın. Lezzet bombası. Muhteşem bir şey olacak. Finalde geleceğiz. Bekliyorum. Tadacağız. Sevgili izleyenler bu güzel anlatım, bu güzel tarihi aktarım devam edecek ama biliyorsunuz cumhuriyeti renklendiren ve cumhuriyeti emanet edeceğimiz bir nesil var. Gelecek nesil çok önemli ve çok değerli. Ne kadar değerli olduklarını onların şiirleri bizlere okuduklarındaki hissiyatlarımızdan anlıyoruz. Bir ufaklığımız. Sevgili ekip arkadaşlarımızdan Müjgan'ın oğlu o kadar güzel seslendirmiş ki şiiri e, videoya almış Müjgan. Aslında size canlı canlı aktaracaktık bunu benim hayalim buydu ama e, hak verirseniz ki çok küçük biraz utandı. O yüzden videosuyla Cumhuriyet şiirini alacağız Kerem'in hep birlikte izleyelim sonra sohbetimiz devam etsin. Atatürk çoktu, düşman çoktu. Atatürk geldi, düşmana geldi. Bu güzel ruhdu, biz de yemedi. Cumhuriyet kalbimde sönmeyen bir ateşti. Vatanımın ufkunda parlayan bir güneşti. Atamın amanı yüzde cumhuriyeti. Koymak görevimdi, bu kutsal emanetim. Ay Kerem'ciğim çok tatlısın. Canlı canlı söyleseydin çok daha tatlı olacaktı ama yine de çok güzel ve çok etkileyiciydi. Efendim sohbet çok değerli. Uludağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkan Yardımcısı Öğretim Görevlisi Sayın İsmail Aslan. Han stüdyomuzda. Hocamız bize o süreci öyle güzel öyle etkileyici anlatıyor ki ben hemen Amasya'da kalmıştık hocam. Biliyorum. <laughs> <laughs> hemen dönüp susmak evet. istiyorum lütfen. Tarih öğretmenleri sorar nerede kalmıştık diye. Evet. Siz sormadan söylediniz. E, Amasya'da milli egemenliğe giden e, ilk adım atıldı. E, yani milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ifadesinin karşılığı bu. E, şimdi bakın bu söz e, Erzurum Kongresi'nde... ...kuayi milliyeyi amil, iradeyi i milliyeyi hakim kılmak esastır şeklinde ifade edildi. Yani bu ne demek? Kendi gücümüze güvenerek kendi irademizle hareket edeceğiz. Kimseden yardım gelmeyeceği gerçeği gün gibi ortada. Onun için kendi yağımızda kavrulacağız. Tabi bir sonraki aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasında bakıyoruz ki bu söz hakimiyet bila kaydı şart milletindir şeklinde evet. meclis kürsüsünün başkanlık kürsüsünün arkasında yerini almış. Şimdi burada bir tespit yapmak istiyorum. Padişah ve onun hükümeti milli mücadeleye niçin karşıydı? Neden engellemek için ellerinden geleni artlarına koymadılar? Yani biliyorsunuz fetvalar mı yayınlanmadı, kuvayi inzivatiyeler mi kurulmadı, İngiliz muhipleri cemiyeti gibi ihanet çeteleriyle işbirliği mi yapılmadı? Bütün bunların arkasında ne var biliyor musunuz Şeyda Hanım? Bu gidişin adım adım milli egemenliğe doğru gidildiği fark ediliyor. Efendiler bunlar yakında cumhuriyet ilan edecek diyenler var. Yani bu da aslında bir öngörüdür. Mustafa Kemal gülüyor Aa, demek tahmin etmişler diyor yani ileride. Ee, onun için milli egemenliğin olduğu yerde şahsi egemenlik olamayacağı için herkes kendi iktidarını tabii ki elinden geldiğince... Korumaya, korumaya çalışacak. çalışacak. Yani padişahın refleksi de kendi hukuk açısından baktığınızda doğru olabilir. Tabii. Ama kamunun yararı, milletin geleceği açısından düşündüğün zaman artık çok da hak verecek Bütünün durumda değiliz. Bütünün yararı isastır efendim. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi aslında milli iradenin tecelli ettiği çok önemli bir kurumdur. Hı. Bakın Mustafa Kemal Anadolu'daki attığı her adımda dikkat ederseniz, bir irade oluşturmaya çalışıyor. Yani bunun bir hukuki zeminini oluşturmaya çalışıyor. Millet adına hareket ettiği gerçeğini e, dünya kamuoyuna kabul ettirmeye e, gayret ediyor ve hukuktan hiç ayrılmıyor. Ya efendim işte Osmanlı hukukuna e, kanun esasıya uyar mı, uymaz mı? Öyle bir süreçten geçiyoruz ki zaten hangi şey olağan ki bunun Osmanlı hukukuna aykırı olduğunu konuşalım. Memleket işgal edilmiş Osmanlı Devleti fiilen bitmiş bir şehirde kim sıkı yönetimi ilan ediyorsa egemen orada otur. Kesinlikle. İstanbul'da e, duruma hakim olan itiraf güçleri. Aynen öyle. Yani bu gerçekleri de ifade etmek lazım. Şimdi <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi o gazi meclis gerçekten imkansızlıklar içerisinde bir mucize gerçekleştirdi. Hani mucizeyi falan böyle hani şark anlayışıyla ifade etmek istemiyorum ama mucizelere falan pek inanmaz Atatürk realist bir insandır. Ama imkansız gibi görülen bir şeyi mümkün kıldı milletiyle birlikte. O lider. Hani bazen insanlar şey yapıyor. Atatürk tek başına mı yaptı? Bazen o tek dediğiniz baş olmazsa koskoca bir millet gövdeden ibaret kalıyor. Baş çok önemli. Başsız gövde cesettir. Yani Mustafa Kemal kıt imkanlar içerisinde düşünebiliyor musunuz? Ülkenizde hani Türkiye işgal edildi diyoruz. 200 bin işgal askeri var. 100 bini yaklaşık İstanbul'da olmak üzere Türkiye'nin muhtelif yerlerinde savaş halinde olduğumuz toplamda 200 bin. Senin kaç askerin var? Ordu yok. Kuai Milliye ile karşı koymaya çalışıyoruz başlangıçta. Kuai Milliye tabii ki çok önemli bir milli reflekstir fakat e, istenilen başarı elde edilemez. Çünkü karşımızda düzenli ordular var. Tabii. Onun için e, yani Kuvayi Milliye'yi e, asla rencide etmek isteyen onların o erkekçe çıkışı da e, güzel bir duruş. Kadınıyla erkeğiyle yanlış anlaşılmasın. E, milli mücadele bu, toplumun bütün katmanlarında e, kabul görmüş insanlar gönüllü olarak iştirak etmişler e, Kuvayi Milliye saflarında. Ucunda ölüm var ama insanlar gönüllü olarak buna katılıyorlar. Bunu bir önlemeye çalıştı yani İstanbul hükümeti ona kalırsa Kuvayi Milliye saflarında ölenler işte cennete gidemezler falan gibi evet, fetvalar var. verildi. Yıkıldı. Neyse şimdi çok zor şartlarda ordu kurmak, işgalcilerin karşısına çıkmak ve bunu bir zaferle neticelendirmek gerçekten bir mucizedir. Bu doğru zamanda doğru adımlar atılmasının da bir şeyi sonucu. 9 Eylül'de İzmir'de işte Yunanlılar denize döktük. Gerçekten denize döküldüler. Yani şey olarak da görsel olarak da bir sandal 5 kişilikse buna 25 kişi binmeye çalışırsa canını kurtarmak için ters dönüyorlar falan yani. Öyle bir can pazarı kuruluyor İzmir rıhtımında. Ee, öyle 15 Mayıs'ta çıktıkları gibi bandomuzu kayla değil geri dönüş çok perişan onlar açısından. Aslında orada denize dökülen Yunanlılardan ziyade Lloyd George hükümetinin politikalardır. Yani biz aslında Yunan'ı Yunanla birlikte İngiliz politikasını da yendik. İşte malumunuz bu zaferin ardından Mudanya Ateşkesi 11 Ekim'de imzalandı. i̇mzalandı. Bir an önce Cumhuriyete gelmek için hızlıca geçiyorum ve barışa bir kapı aralandı ve ittifak devletlerinin yeni bir oyunuyla karşılaştık. Yani Lozan'da bir barış konferansı açılıyor ama. Ankara hükümetin yanı sıra İstanbul hükümet de davet ediliyor. Yani 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması aslında Türk milletini iki başlı hale getirmeye çalışanların oyununu bozmak içindir. Saltanat kaldırıldı. Aslında milli egemenliğe doğru giden yolda, cumhuriyete doğru giden yolda önemli bir engel daha ortadan kalktı. Şahsi egemenlik sona erdi. Dolayısıyla onun hükümeti kalmadı. Onun temsilcisi Lozan'la temsil edilmesi diye bir sorun ortadan kalktı. Ve o günün koşullarında karşımızda 10-11 tane devlet zaman zaman kendi aralarında ciddi paslaşmalar yapabilen e, bir e, komplo karşısında yine de İsmet Paşa tek başına gerçekten e, Türk milletinin haklarını sonuna kadar savundu. Yani elde etmeyi düşündüğümüz e, her şeyi belki elde edememiş olabiliriz ama e, bir barış anlaşmasını değerlendirirken o günün koşullarına göre değerlendirmek lazım. Hele 3 yıl öncesindeki Sevr Anlaşması'nı da bir hatırlatırım. Onunla mukayese ed edersek arada çok açık farkla Lozan Anlaşması. Ee, ben değerlendirmeyeyim. Atatürk'ün yaptığı değerlendirme okuyayım isterseniz. Lütfen ee, Lozan Barışı ile ilgili. Nutuk'ta bir yerde diyor ki Lozan'la ilgili kısmı anlatırken saygıdeğer efendiler. Lozan Barış Anlaşması'ndaki hükümleri Öte, öteki barış teklifleriyle daha fazla karşılaştırmanın yersiz olduğu düşüncesindeyim. Bu antlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve sevr anlaşmasıyla tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastin sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir. Şimdi itiraf devletleri iki haftada bitiririz e, bu barış işini diye umarlarken biliyorsunuz 8 ay sürdü. Yani arada çok büyük sıkıntılar yaşandı. Konferans kesintiye uğradı. Mesela 20 Kasım'da başladı ama 4 Şubat'ta kesintiye uğradı. Tekrar 23 Nisan'da başladı. 24 Temmuz'a kadar ne çetin pazarlıklar. Yani İsmet Paşa'nın gerçekten o ne diyeyim inatçı duruşu olmasa belki yerinde bir başkası olsa farklı şeyler olurdu. Hani bu noktada da bazıları hep şunu merak eder Atatürk neden kendisi gitmedi İsmet Paşa'yı gönderdi? Atatürk niye kendisi gitsin ki? Orası e, dışişleri bakanları düzeyinde yapılan bir etkinlik Mustafa Kemal adı konulmamış bile olsa devlet başkanı konumundadır. Yani Mustafa Kemal'in gitmesi ilkesel olarak da pek şık durmaz. E, zaten icra vekilleri heyeti diye adlandırdığımız hükümet var, hükümetin başbakanı var, hükümetin dışişleri bakanı. İsmet Paşa. Onun için e, İsmet Paşa gitti. Yani meraklılar için de bunu evet, açmış olalım. Parantez olarak. Şimdi saltanat kaldırıldıktan sonra bakın bir yanda lozan hazırlıkları yapılıyor. Bir yanda efendim e, e, ne diyeyim e, yani şeyi hatırlayamadım bir anda e, Mustafa Kemal'in ee, bu saltanatı kaldırması meselesinden dolayı rahatsız olan saltanat yanlıları Mustafa Kemal'den rövanş almak istiyorlar. Bir de o onunla mücadele edilmesi Tabi Tabii yani ediyor. bir dış dış politika var güncel oluşturan. <laughs> <demiş. gülüyor> bir, bir de içeride uğraştığımız <laughs> meseleler var. Mesela bazı milletvekilleri bir seçim kanunu hazırlamışlar. Bunu çok insan da bilmez bunu da söylemek istiyorum. Ee, yeni yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olacak seçimler. Kişilerin hı hı. taşıması gereken koşullarla ilgili yeni bir düzenleme. Hı hı. İşte Erzurum milletvekili e, Necati Bey bilmem e, Canik milletvekili Emin Bey, e, Mersin milletvekili Selahattin Bey gibi isimler aslında başka bir niyetle böyle bir kanun teklifi hazırlıyorlar. Kanun teklifinde şu var. Yeni seçilecek bir milletvekili bir seçim bölgesinde 5 yıl ikamet etmiş olması gerekir. Hı. Eğer Muhacir is, yani muhacir ise 5 yıl ikamet etmiş olması gerekir. Ee, yok bugünkü bir de şey var. bugünkü Türkiye sınırları içerisinde doğmuş olma koşulu var. Şimdi burada enteresan olan şey Mustafa Kemal'in doğum Selanik. yeri Selanik Bugünkü Türkiye sınırlar içerisinde değil, değil. E, Muhacir statüsünde evet. Hiçbir yerde 5 yıl oturmamış yani Çünkü kurtuluşla uğraşıyordu Aa, Şimdi ge gelecek seçimlerde Demek ki Mustafa Kemal milletvekilliğine Aday bile olamayacak Olabilir. Yani bir anlamda kendi eser olan meclise Sokmayacaklar Yani bu çok göstere göstere gelen Bir e, oyun Mustafa Kemal şey okununca Kanun teklifi okununca Hemen söz istiyor ve cevap veriyor. Diyor ki: Benim doğum yerim bugün Türkiye sınırları dışında kalmışsa bunda benim kabahatim yok diyor. Selani'yi tek kurşun atmadan düşmana teslim edenlere soracaksınız onu diyor. Bir yerde beş yıl ikamet etmemişsem de bu da milletime yaptığım hizmetler dolayısıyladır diyor. Öyleyse benim Çanakkale'de savaşmamam gerekirdi. Muşu bitlisi Ruslardan kurtarmamam gerekirdi. Suriye'de işte e, mücadele etmemem gerekirdi ve haklı olarak bu beyefendiler diyor bunu şahsi düşünceleri olarak mı ifade ediyorlar yoksa temsil ettikleri halk da mı böyle düşünüyor bunu öğrenmek istiyorum diyor falan. E, Tabi Mustafa Kemal'in bu tepkisi neticesinde bu teklif reddediliyor. Reddedilmekle kalmıyor. Bu milletvekillerinin temsilcisi olarak seçildiği şehirlerden de yüzlerce telgraf geliyor. Atatürk Büyük Nutku okurken bir demet telgrafı koymuş merak edenler. hani Birkaç tanesini seçtim getirdim okusunlar diyecektir. Yani böyle de bir sıkıntı var. Biz insanları çok çabuk alkışlıyoruz. Çok çabuk aleyhine dönüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani Halaskar Gazi dediğimiz, memleketi kurtaran, büyük kurtarıcı dediğimiz insanı birileri de meclise sokmamak için ne komplolar. Her zaman hayatın içinde olduğu gibi efendim. Maalesef. Biz şu anda uzaktan baktığımızda onun yüceliğini görebiliyoruz ama içeride ego savaşları sebebiyle de Aynen. bunlar yaşanmış. Aynen öyle oluyor. Şimdi tabi e, Mustafa Kemal bir yandan dışarıda Lozan Barışı devam ederken bir yandan da kamuoyunu yavaş yavaş hazırlamaya çalışıyor. Üç ay süren bir yurt seyahati birçok şehirde insanlarla yüz yüze konuşmalar yapıyor. Ve ee, 1 Nisan'da bu seyahatten döndükten sonra 1923 yılının başlarında oluyor bu. Bu seyahatten döndükten sonra 1 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi seçime gitme kararı alıyor. Şimdi buradan da başka mana çıkartmaya çalışanlar olabilir. İşte barış görüşmeleri devam ederken meclisi devre dışı bırakmak gibi. Hayır öyle değil. Aslında çok teknik bir konu bu. Çünkü 23 Nisan 1920'de açılan Mecliste milletvekilleri iki yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdi. Zaten o iki yıl dolmuş, üçüncü yıla dönmüş. Dön. Hani savaş ortamında seçim yapılamayacağı için görevi uzamış ve bir Nisan'da seçim kararı almış. Tabi seçimler bugün gibi bir günde falan yapılmıyor. Ondan sonra uzunca bir süreç Temmuz ayında seçimler tamamlanıyor. 24 Temmuz'da zaten Lozan Barışı imzalandı. Yani ikinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi artık hayatımıza girdi. girdi. 11 Ağustos'ta açıldı. 23 Ağustos'ta mesela ilk iş olarak Lozan Barış Anlaşması'nı onayladı. Biliyorsunuz savaşa ve barışa meclis karar verir. Hı hı. Meclis onayından geçmesi lazım. Şimdi Lozan iç yapılanma sürecine dikkatlerimizi çevirebilmemiz için çok önemli bir aşama. Yani Lozan Dış Politika e, ile ilgili önemli bir konu böylelikle tamamlamış oldu. Kurtuluştaki çok önemli bir nokta. Evet, yani savaş fiilen resmen bitti. bitti, barış sürecine girdik. Öyleyse ne yapacak? Yapılacak çok iş var. İç yapılanma sürecimizi e, tamamlayacağız. O zamana kadar e, bir yönetim sergiliyoruz ama rejimin ne olduğu belli değil. Hani ismen belli değil. Fiilen milli egemenlik zaten ifade ediliyor. Ama adı konulmamış. Efendim devlet başkanı fiilen var resmen ismi belirtilmemiş. Belirtilmemiş. Ondan sonra hükümet, meclis hükümeti denen bakanların tek tek seçildiği bir yöntemle oluşturulan yani bu gibi kabine sistemi değil. Meclis hükümeti sistemi. Tabi bu arada Lozan'dan hemen sonra e, İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u boşaltması için bir sürede tanımıştık onlara. Boğazları ve İstanbul'u boşaltmalar için. 6 Ekim 1923 İstanbul'a e, yani güneşin çok farklı doğduğu bir gün. E, çünkü son asker, son İngiliz temsilci e, General Harrington Türk bayrağını selamlayarak e, geldikleri gibi gittiler. 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 <laughs> ne demişti 13 Kasım evet. 1918'de? Geldikleri gibi giderler, giderler. Geldikleri gibi Türk bayrağını selamlayarak gittiler. gittiler. İstanbul boşalınca e, birileri yine Mustafa Kemal'in e, rızası hilafına payitahta ne zaman gideceğiz demeye başladılar. Şimdi bir payitaht lafı çıktı. Devletin başkenti anlamında ama e, payitaht farklı şeyler çağrıştırıyor. Mustafa Kemal bu e, şeyi ...niyeti anlayınca işte 13 Ekim 1923'te Ankara başkenti ilan edildi. Yani İstanbul'a geri dönüş yok. Bir anlamda böyle Osmanlı saltanatıyla ilgili olan şeyler yavaş yavaş ayıklanmaya başlıyor. Yeni bir başkent, yeni bir başlangıç bizim hayatımızda. Güzel bir hamle. Öyle olacak. Bu Ankara bozkırında ne buldun da burayı başkent yaptın diyenlere... Biz burada geleceğin başkentini inşa edeceğiz diyor. Öyle hayalleri var ki Mustafa Kemal'in. O Çankaya'nın, o Bağevi'nin penceresinden bakıp... ...şu gördüğünüz bozkırda... ...gelecekte çok geniş caddeler, bulvarlar... ...yeşil alanlar, parklar... ...neler hayal ediyor Mustafa Kemal? Yani... epeyce de gerçekleşti. Evet. Ee, Öngörü muhteşem. Evet. Şimdi... iki e, ...bir şeyi atladım. Eylül ayında aslında... E, ...bir şey yapıldı... ...bizim siyasal partimiz yoktu... ...ilk siyasal parti de Mustafa Kemal kuracaktır... Hı hı. ...Halk Fırkası... ...zaten ikinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni... ...oluşturan milletvekilleri... ...Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti... ...kanalıyla seçildi ama... ...artık onun bir siyasal partiye... ...dönüştürülme zamanı gelmişti... <laughs> ...9 Eylül... ...1923 aslında... ...Halk Fırkası'nın kuruluş tarihi... ...ama onay da 11 Eylül'de çıkmış yani... İzmir'in kurtuluşuyla sembolleştirilmek istenmiş. Biraz Bursa'nın da şansı oldu burada. Onay evet. 11 Eylül'de oldu falan. Şimdi aşama aşama görüyorsunuz Cumhuriyet'e doğru Gidiyoruz. gidiş var. Evet. Ekim ayı içerisinde, Ekim ayının sonuna doğru Ali Fethi Bey riyasetindeki hükümet, İçişleri Bakanı'nın istifası, Meclis ikinci Başkanı'nın istifası vesaire gibi Gelişmeler üzerine Ali Fethi Bey'in e, adayları değil de başka adaylar buraya e, seçilme durumu söz konusu. Ali Fethi Bey hükümet üzerinde bir baskı oluşturulmaya çalışıldığını ifade edince Mustafa Kemal o zaman istifa edeceksin diyor. Ali Fethi Bey hükümeti istifa ediyor. Tabii yeni bir hükümet de kurulamıyor. Yani bir iki gün içerisinde ne muhalifler ne de Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ee, yeni hükümeti kurma çalışmaları başarılı olmuyor. Peki ne olacak bu durum diyorlar? Mustafa Kemal 28 Ekim akşamı işte evet. e, Çankaya Köşk'üne davet ediyor. Sizin başlangıçtan evet. beri gelmemi çok arz <laughs> ettiğiniz Evet. oraya geldik. Akşam Çankaya'da arkadaşlarını yemeğe çağırıyor. Hepsini değil. Önemli bazı insanları çağırıyor. Onlarla eee ...yaptığı konuşmada... ...yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz diyor. Tabii büyük bir heyecan fırtınası... ...yaşanıyor. Yarın çok uzun bir gün olacak. Şimdi siz diyor evlerinize dağılabilirsiniz. İsmet Paşa sen kal diyor. İsmet Paşa ile ne yaptı? İsmet Paşa ile yarın... E, ...20 Ocak 1921... ...tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunumuz... ...yani anayasamız... ...bak Anladım. anayasamız da var. Evet. Aslında yeni bir devletin... ...temel taşları örüle örüle geldi... Anayasanın birinci maddesinde Türkiye Devletinin hükümet şekli Cumhuriyettir şeklinde bir ilave yapılacak. Üçüncü, sekizinci, dokuzuncu maddeler açıklığa kavuşturulacak. Yani Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanının nasıl seçileceği, efendim hükümetin nasıl kurulacağıyla ilgili teknik konular e, halledildi. E, ertesi gün e, 29 Ekim ilk randevu e, Halk Fırkasının Grup toplantısında, yönetim kurulunda oldu. E, hala hükümet kurma için son e, teşebbüsler oradan da bir liste çıkmıyor. Peki ne olacak bu diyorlar? Gazi Paşa Hazretleri gelsin, bu duruma müdahale etsin. Gazi Paşa Hazretleri meclise teşrif ediyorlar. E, hemen gelir gelmez kürsüye çıkıyor. Arkadaşlar diyor, benim diyor bir çözüm bulmamı arzu etmişsiniz. Bana bir saat müsaade edin o çözümü size açıklayacağım diyor. Ve bir saat sonra Halk Partisi genel kurulunda e, diyor ki katibe oku oğlum bunu diyor. Veriyor eline. Akşamki yapılan anayasa değişikliğiyle ilgili e, yazı orada bulunan partililere e, aktarılıyor. aktarılıyor. Tabii lehinde aleyhinde Konuşmalar oluyor, değerlendiriliyor. Ee, saat 10 e, saat 1'de genel kurula geliyor. Genel kurulda da konuşuluyor, tartışılıyor. Ee, akşam saat 18'de mecliste Anayasa Komisyonu toplanıyor. Usul yönünden bu değişiklik teklifi e, e, yine şekillendir şekillendiriliyor. Oylamaya. Akşam saat 20:30'da geçiliyor. geçiliyor. Tabii e, burada çok güzel konuşmalar yapan insanlar var. Uzun uzun onları e, paylaşmak elbette çok güzel olurdu ama vaktimizin darlığı nedeniyle oralara çok fazla giremiyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki o an mecliste bulunan 158 milletvekili 158 de evet oyu verdiği için yaşasın cumhuriyet sedalarıyla cumhuriyet ilan ediliyor. 15 dakika sonra İsmet Paşa'nın ve arkadaşlarının verdiği önergeyle Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Reis-i Cumhurluğa tek aday olarak giriyor. Yine 58, 158 milletvekilinin tamamının oyunu almak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Reis-i Cumhur'u seçiliyor. Bütün illere duyuruluyor 101 pare top atışıyla bütün illerde Cumhuriyetimiz böylelikle ilan ediliyor 93 yıl önce. Süper. Ne zaman? Yarın. Yarın. <laughs> Yarın, e, efendim. Yarın hocam harikaydı. E, tabii Cumhuriyet e, ile hayatımızda ne değişti? E, tabii ki rejimimiz e, ismi konulmak suretiyle e, dünyadaki diğer Cumhuriyet e, ile idare olunan devletler ailesi içerisinde yerimiz aldık. Devlet başkanımız seçildi. Artık devlet başkanı olmayan devlet veyahut da ne bileyim başka uydurma isimler kullanılıyor Fransa'da falan öyle şeylere gerek kalmadı. Cumhurbaşkanımız seçildi ve en önemlisi hükümet krizi ortadan kalktı. Ne oldu? Anayasaya göre seçilen Cumhurbaşkanı meclis içerisinden bir kişiyi, bir milletvekilini hükümeti kurmakla görevlendirecek. O kişi kim oldu? İsmet Paşa. Kabine sistemine geçtik. Bakanları da başbakan seçecek. Cumhurbaşkanının onayıyla bir defa güven oylaması yapılacak. Yani hükümet kurmak artık daha pratik bir hale geldi. O krizler, sıkıntılar hepsi geride kaldı. Ama tabii biz çok seviniyoruz. Cumhuriyetimiz böyle ilan edildi falan diyoruz ya. O gün herkes bizim kadar sevindi mi? Bir de o var. Bir de o var tabii. Mesela Rauf Bey, Kazım Karabekir Paşa o sırada işte bazı küskünlükler yaşanan insanlar bize danışılmadan cumhuriyet ilan edildi lafını da kullandılar. Kullandılar. Mustafa Kemal de diyor ki aslında bu arkadaşların hiçbir yetkisi yok, Danışmaya gerek de yoktu diyor. İstanbul basını özellikle Tanin gazetesi o neler söyledi. Efendim bir balonu çuruldu ama işte balonun ipi elden kaçırılmasın. Bilmem şudur budur. Ee, i̇şte Cumhuriyet e, üzerine çok fazla anlam yükleniyor. Çok uzun ömürlü olacağını sanmıyoruz. Ee, sadece içeride değil dış basında. Dış basında, dış basında da yani İngiltere falan bunu bildiler evet. yani. <laughs> Ama hocam şu şu da bir gerçek ki çok uzun yıllara yayılabilecek gelişmeleri Atatürk sayesinde çok kısa sürede olağanüstü şekilde gerçekleştirmiş. İnsanlar Şimdi buna kay kaybedecek zamanımız, zamanımız yok. Zamanımız yoktu. Yani Fransa'nın 1789'da attığı adımı biz 1923'te atıyoruz. Evet. Bu aradaki zamanı nasıl kapatacağız? Ee, yani normal evrim ya da bir gelişme seyri içerisinde bu zaman kapatılmazdı. kapatılmazdı. Bu işte hızlı hareket ederek bir devrim zihniyeti içerisinde bir inkılapçı anlayışla olağanüstü bir iş yapıldı. Kısa zamanda. Evet. O kısa... yüzden de belki hani işte bu bir balon ucunu bırakmamaları gerekiyor gibi düşüncelere hasıl olmuş olabilir. Onu söyleyenlerin çoğu saltanat yanlısı insanlar. İnsanlar. Yani ee, monarşiden nem malanan insanlar. insanlar, kesinlikle bu işler hep hala kahki... onun hayaliyle yaşayan insanlar. Evet. Evet. E şimdi Cumhurbaşkanı seçilince o hayaller yıkıldı. Neden? Çünkü Abdülmecid Efendi'yi Halifeyi, Devlet Başkanı yapmak istiyorlardı. O payitahta tahta gidelim diyenlerin aslında düşüncelerin arkasında Halifeyi, Devlet Başkanı yapma e, yatıyordu da. O gerçekleşmediği için bu hayat Nasılsa düşmanı kovduk biz yine e, aynı güçte devam ederiz zihniyeti. Yine saltanatımız da devam etsin zihniyetiyle Ama yaşayarız. O zihniyet o getirmedi an. mi zaten bizi ki. bu sonuca? Evet. Türk milleti çok ağır bir fatura ödedi. Evet. Şeyda Hanım yani bu faturayı bir daha ödeyemezdik. Evet. Şimdi Buyurun. vaktimiz var mı? Çok az vaktimiz var. Çok az var. vaktimiz var ben hemen, de hemen çok e, hızlıca, hızlıca. Atatürk'ün Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yaptığı, arkadaşlarına, meclise hitaben yaptığı e, teşekkür konuşmasını paylaşmak istiyorum. Saygıdeğer arkadaşlar, dünya çapında önemli ve olağanüstü olaylar karşısında saygıdeğer milletimizin gerçek uyanıklığına ve şuurluğuna değerli bir belge olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı maddelerini açıklığa kavuşturmak için kurulmuş olan özel komisyon tarafından... Yüksek heyetinize teklif edilen kanun tasarısının kabulü dolayısıyla Türkiye Devleti'nin zaten bütün dünyaca bilinen bilinmesi gereken mahiyeti milletler arası adıyla adlandırıldı. Bunun tabi bir gereği olmak üzere bugüne kadar doğrudan doğruya meclis başkanlığında bulundur, bulundurduğunuz arkadaşınıza yaptırdığınız bu görevi Cumhurbaşkanı unvanıyla yine aynı arkadaşınız bu aciz arkadaşınıza tevcih ediyorsunuz bu münasebetle şimdiye kadar hakkımda gösterdiğiniz sevgi, samimiyet ve güveni bir defa daha göstermekle yüksek kadir şinaslığınızı ispat etmiş oluyorsunuz. Bundan dolayı yüce heyetinize gönlümün bütün samimiyetiyle teşekkürlerimi arz ederim. Efendiler, asırlardan beri doğuda haksızlığa ve zulme uğramış olan milletimiz, Türk milleti gerçekte soydan sahip bulunduğu yüksek kabiliyetlerden yoksun zannediliyordu son yıllarda milletimizin fiili olarak gösterdiği kabiliyet, istidat ve kavrayış kendi hakkında kötü düşünenlerin ne kadar gafil ve ne kadar gerçeği görmekten uzak, görünüşe aldanan insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz kendisinde var olan vasıfları ve değeri hükümetin yeni adıyla medeniyet dünyasına çok daha kolaylıkla gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Dünya devletleri arasında tuttuğu yere layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir. Arkadaşlar bu yüksek rejimi yaratan Türk milletinin son 4 yıl içinde kazandığı zafer bundan sonra bundan sonra da birkaç misli olmak üzere kendini gösterecektir. Bendeniz kazandığım bu güven ve itimada layık olmak için pek önemli gördüğüm bir noktada noktadaki ihtiyacı arz etmek mecburiyetindeyim. O ihtiyaç Yüce heyetinizin şahsıma karşı gösterdiği sevgi, güven ve desteğin devamıdır. Ancak bu sayede ve Tanrı'nın yardımıyla bana verdiğiniz ve vereceğiniz görevleri en iyi şekilde yapabileceğimi ümit ediyorum. Daima sayın arkadaşlarımın ellerine çok samimi ve sıkı bir şekilde yapışarak, kendimi onların çağıslarından bir an bile uzak görmeyerek çalışacağım. Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz... Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. Harikasınız hocam. Evet. O kadar güzel ki hemen mutfağa geçmemiz gerekiyor. Vedamızı orada yapacağız. Oldu? Tamam. Efendim hocamla mutfağa geçiyoruz. Zeynep'in o muhteşem lezzetini tadacağız ve vedamızı yapacağız. Buyurun efendim geçelim. Sevgili izleyenler, Sayın Hocam bu muhteşem lezzeti tadarken biraz da yoruldunuz hocam. Hem Hak ettim. Çok fazla. Hem de çok fazla Zeynep hemen anlatacağım. Hemen tarif edelim. Göbekli köfte yaptık. Onun için e, önce göbekleri hazırladık. İç göbekte kaşar peyniri vardı. Onun etrafına haşladığımız patatesi e, sardık. Patatesimizde sadece tuz ve karabiber vardı. Dışına da ana kıyma e, kısmını yaptık. Kıymamızda da sadece irmik vardı, baharat vardı, kıyma vardı. Biraz irmiği kıvama getirmek için elimizde su serperek yaptık, yoğurduk. E, patateslerin de etrafına sarınca böyle top Top içli köfte gibi köftelerimiz oldu. Onları tepsiye yerleştirdik. 250 derecede yaklaşık 5 dakika bir pişirdik. Ardından çıkardık. Üzerinden e, sulandırılmış domates salçamızı şöyle bir gezdirdik. Domateslerimizi yerleştirdik. Tereyağımızı koyduk. Ortasına soğanımızı yerleştirdik. 220 derecede e, 20 dakika kadar piştikten sonra servise sunduk. Harikasın. Nasıl evet, olmuş Evet ben canım. de tadına baktım. Çok nefis olmuş. Gerçekten <laughs> ben de mutfaktan anlarım. Öyle mi? E, Tabii biz güneyliyiz yani güneyin mutfağı. <laughs> Baharatı falan gayet güzel kullanmış. sağlık. Afiyet çok olsun. güzel olmuş. Sizin de efendim bilginize, yüreğinize, tecrübenize sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum Ben çok cümle. teşekkür ediyorum. Lütfen. E, Bizleri buraya birim. kadar davet ettiniz. Ne demek, ne demek hocam. Çok teşekkür ediyorum ama hemen her konuğumla yaptığım söyleşiyi, sözü size de aktarmak istiyorum. Tek bir programla olmaz. Değil mi hocam? Gelecek ha, programda evet. bağlantısını evet. yapacağız. <laughs> çok çok teşekkür ediyorum. Ben Saygılar teşekkür sunuyorum. Ediyorum. Çok Şimdi sağ olun. izleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Her birinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Yarın Cumhuriyet ilan oluyor. Biliyorsunuz yıllar önce oldu. Onu korumak hepimizin görevi. O bilinci yaşayarak muhteşem kutlamalar olacak. O muhteşem kutlamalarda inşallah karşılaşırız tüm izleyenlerimizle. Efendim sürçülisan ettiysem affola tüm izleyenlerimiz, sevgili ekip arkadaşlarım Zeynom. Çok güzel bir gün, çok güzel bir haftaydı, çok anlamlı bir hafta. Pazartesi günü de kutlamalarla ilgili paylaşımlar yapacağız inşallah. Sürçülisan ettiysem affola. Bugün için, bu hafta için bu kadar. Pazartesi sabahı birlikteyiz. Mutlaka Olay Televizyonu'nda hayatın tadında olun. Hoşçakalın. Hayatın tadını sundu